Merhaba arkadaşlar, Aydın Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli balıkçı lokantalarında yediğinizin birebir aynısı fırında tahin helva tarifi hazırladım. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. İnanın böyle lokantada yediğinizin hiçbir farkı yok. Üstelik daha da lezzetli diyebilirim. Buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. Fırında tahin helva için gerekli olan malzeme böyle bir paket tahin helva 300 gramlık olanlarından ve bir çay bardağı 125 milimlik süt. Sadece bu iki malzemeye ihtiyacımız var. Şöyle tahin helvayı çıkartalım kalıbından ve dilimleyelim. Harika bir lezzeti var arkadaşlar. Muhakkak bu tarifi deneyin. Dilimledikten sonra bir adet böyle blender'a ihtiyacımız var. Bir çay bardağı sütü blender'ın içerisine alalım. Üzerine doğramış olduğumuz tahin helvayı ilave edelim. Sonra sütle helvayı güzel çırpalım. Yani böyle blenderdan güzel geçirelim. Bakın bu kıvamı alıyor. Tam da olması gereken kıvam bu arkadaşlar. Sonra sizin de elinizde var ise bu karışımı 2 adet balık güvecinin içerisine alalım. Eğer elinizde balık güveci yok ise yuvarlak küçük güveçlerin içerisine de alabilirsiniz. Ve bu helvayı hazırlar iken de fırının ayarını önceden 200 dereceye alt üst ayarı açalım ki fırınımız önceden ısınsın. Böyle helvayı güveçlerin üzerine aldıktan sonra kaşıkla üzerlerini şöyle bir düzleyelim. Güveçleri fırın tepsisinin üzerine alalım ve fırın tepsisinin üzerine bolca su ilave edelim. Suyu muhakkak ilave edin arkadaşlar, yoksa içerisi kurur. İçerisinin kurumaması, böyle yumuşak kalması için suyu muhakkak kullanın. Ve tepsimizi fırına gönderelim. Bu şekilde üzeri kızarana kadar pişirelim. 20-25 dakikada pişiyor arkadaşlar. Üzeri bu şekilde kızardıktan sonra da fırından çıkartıp sıcak olacak şekilde servis edebilirsiniz. Ben bir de üzerine daha güzel gözükmesi için böyle toz Hindistan cevizi ve toz Antep fıstığı ile süsledim. Süsleme işlemi tamamen size kalmış. Eğer istemiyorsanız süslemesini yapmayabilirsiniz. Veya daha farklı bir şekilde de süslemesini yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bu şekilde toz Antep fıstığı ve Hindistan cevizi ile süsledim. Muhakkak denenmesi gereken bir lezzet arkadaşlar. Eğer sizler de balık yemeye gittiğinizde tahin helva yediyseniz muhakkak tadını biliyorsunuzdur. Yiyen arkadaşlar için söylüyorum. Onun birebir aynısı, yani yediklerinizin birebir aynısı, muhakkak deneyin bu tarifi. Eğer daha önce hiç denemeyen, yemeyen arkadaşlar varsa da bence bu tarifi bir deneyip lezzetini kendileri tatsınlar derim. Bakın size göstereyim nasıl gözüktüğünü de. İçerisi bu şekilde yumuşacık gözüküyor ve bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Fırında tahin helva tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.